Dalgıncılar 1991 yılında başlandı. Başlarken ilk geldiğim gazete, yani dağıttığım gazete haftalık Yeni Ülke gazetesiydi. Gazeteden dağıttığımda ben, amcam oğlu, küçük kardeşim birlikte başladık. Başlamadan önce bu halkalı tatlı vardı, simit vardı, pamuklu şeker vardı satardım. Daha sonra dergide çalışacağım, kahvede çalışacağım. Yani böyle bildiğimiz ayakkabı bağcılığı yaparım. Ben daha o zaman dergide çalışırken benim küçük kardeşim Nihat vardı. Amca çocuklarım vardı. Yahya'ydı, Hikmet'ti, Aziz'di, Enver'di. Bunlar gazete dağıtımcı. Benden önce onlar yapıyordu. Zaten bizim mahallede epey yani 20 yakın sadece bizim mahallede gündem dağıtımcısı vardı. Ve o mahalleden de çoğunluk zaten dağıtımcı o alanda çıktı. Beni de zaten etkileyen oradaki ortamdaki arkadaşlarım, seviyonla işi, birlikteliği, beraberliği. Ben o ortama geldiğim zaman gerçekten de sanki yani üzerinde bir etki yarattı yani oradaki o sevgi, şefkati, bir değişim dönüşüme uğradım yani. Her gün buraya artık benim gitmek istedim. Beş buçuk altı civarında biz kalkardık dağıtma. Daha yeni geldiğimiz zaman. Gazeteler sabah 6'da, 6.30'da Dalton bürosundaydı. Çünkü bizim de erkenden orada olmamız gerekirdi. Sabah en geç 6.30'da Dalton bürosunda olmamız gerekirdi. Dalton bürosunda olduğum zaman bütün arkadaşlar gazetelerini alır. 6.30'da dağıtım alanına çıkardı. Daha esnaflar, doğru dürüst açılmayan esnaflar vardı. Geldiğim zaman normal ülke gazetesiydi. Ülke gazetesi kapatıldığı zaman gündem gazetesi olarak açıldı. Günlük olarak gazete dağıtımına başladım. Gündem bir yıla yakın devam etti. Ondan sonra Özgür Ülke gazetesi açıldı. Özgür Ülke gazetesi dağıtımında yanımda fazla baskılar şeyler olan işe epey davadan dolayı yani 150-200'e yakın davaydı. O davalardan dolayı o da kapatıldı. İşte biz ne yapacağız dedik arkadaşlara diyorduk. Arkadaşlar ya merak etmeyin bir tane daha açılır. Biz de hele bakarmak politika açıldı. Politika da bir süre onu da dağıttık. Onun dağıtımını yaptıktan sonra demokrasi açıldı. Demokrasi de bir iki yıl devam ettikten sonra özgür bakıştı. 7. gündendi. Ondan sonra yeniden özgür günden oldu. O dakika bunlar da yani birbiri ardına kapatıldı. Ondan sonra ülkede özgür gündem. En fazla süren ülkede özgür gündemdi. 2 yıl 3 yıl devam etti. Avukat zaman zaza kim kadar dükkan? Yazıya zaza. Köylülere yapılan karşı saldırılar, göz altında kaybolan insanları, köylüleri, işkenceyle katledilen köylüleri Gündem gazetesi yayınlıyordu. Biz dağıtımcılar yani Diyarbakır'da her ne olursa olsun yine her gün dağıtımımızı yapmaya çıkardık. Bizim dağıtım alanımız çoğunlukta esnaflar olduğu için ve kepenk kapatmalarda normal
dağıtıma çıkarken esnaflar boş olmalarına rağmen yine de insanların arasına girer. Her türlü nasıl olursa olsun bu gazeteyi ara sokaklarda, evlerde insanlara ulaştırıyordu. Urfa Pirinçli Karakolu'na yetişmeden gazeteleri indirdik. Eşeğe bindirdik, Pirinçli Karakolu'na geçtikten sonra Diyarbakır'a vurduk. Tabi Diyarbakır gazete geldiği zaman sanki düğün varmış, sanki halayan dağıtımda hala çekiyordu yani. Gerçekten de havalara uçardık o gazeteyi alıp dağıttığımız zaman. Sen o Sidik arabacıya biliyorsun değil mi? Ben şey, eşyasın. Çakut makut satıyor. İlk pazarın girişinde. Evet, Şevkali. Elleri benim bahşeyim. Evet. Ya Allah, ya Habab bana 5000 dolar, Habab bana 5000 dolar. Sağ ol, bitti, her her bitti. Çık, bas. Hadi, 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 hadi. Katır ki yazın. Hadi, asıl bana. Ha. Aha. Eyvah. Ege gel ki dur. Teşekkür. Çor. Çorlu. Sağlı herhalde. Sağlı. Sağlı. Bir o, bir oradan geçeceğim. Okuyucular yani bizi gördüğü zaman bambaşka oluyor yani gerçekten. Ben de o zaman okuyucuları gördüğüm zaman yani okuyucuların bize karşı sevgi emin olmayı sevgililer bize oturup çay içirtmeleri yani zorlayıp yemek yedin yani acıkmıştınız gelin bir yemek yiyin yani gene de zor oturturlardı. Ben o ortama bazen akşam eve gelirdim, babama sorardım, anneme sorardım. Ya ben bu gazeteyi dağıttığım için niye insanlar bize o kadar böyle bu sıcak ilgiyi, sıcak yaklaşımı gösteriyorlardı. Ama o zaman daha bilmiyorduk neyin nesini. Okuma yazmasını bilmeyen okuyucularımız vardı. Benim bir gün Halil Ramazan adında bir tanesi vardı. Bir gün nasıl evet ben de aldı yine. Her gün normal verirdim. Gazetesini verdim ona, gazetesi aldı, ters gazeteyi aldı yani alıp okuyor yani. Ters aldı bir de şapir yani o zaten fotoğraflara bakıyormuş meğer. Dedim Halil Ramazan dedim, sen gazeteyi ters almışsın. Bana baktığı terse, ya diye benim gözüm görmüyor diye yanlışlıkla diye ters almışsın. Şimdi bu okuyucu gazeteyi yolda aradı yani aldığı zaman bayiye gidip bir Hürriyetse, Milliyetse yani farklı vesaire gazeteleri alırdı. Karışır arasına. Ondan sonra eve götürüldü ve alır ayağı dibine böyle ayağın dibine sıkıştırdı. Ve alıp normal bu şey altına ve bu koltuk altına kurur, götürür yani şartını okumak için. Yani mutlaka her ne olursa olsun bu gazeteyi götürüp evde okuma mecburiyetindeydi. Çünkü ihtiyaç duyuyordu yani. Ama o baskılardan dolayı yani sağlıklı bir şekilde okuyamıyordu. Bazen 2 gün, 3 gün, 4 gün gazetesini bir arada toplayıp da yani bir yerinde olmak götürdüğümüz okuyucular oluyordu. Çünkü alamıyordu yani. Ulaşamıyordu ve engeller oluyordu çünkü ara sokağa girdiğimiz zaman polisler oldu. Olduğundan dolayı şimdi girersek hem ben yakalanacağım, gazeteler yakalanacak ama bizi bekleyen de 200-300 tane da okuyucu var. Üzerinde 200-300 tane gazete var. O gün 300 okuyucuya gazeteyi götüremem. Ondan dolayı o gazeteyi öbür gün bu okuyucuya götürüyordu.
tersi okuyucum vardı. Bana bir gömlek yaptırmıştı. O kadar seviyorlardı. Gittiğimiz zaman önümüzden kalkıyorlardı. Ama ben utanıyordum ya. Ya bir tersi vardı. Ya hacı abi niye yapıyorsun? Ya dedi, Yılmaz diyor, gel otur. Bir tane şey de vardı, bu yeni hap, kelepaç, çeciler vardı. O kontra saldırısında onu da vurdular o zaman. Onun yanına gittiğim zaman gerçekten müthiş, mükemmel bir insandı. 93'te onu vurdular zaten. Onu vurduktan sonra zaten bir hafta sonra beni vurmuştular. Bana kaçırma söylüyordu. Bak Yılmaz diyor, kendine dikkat et, seni vurdular. Ben de ya hacı abi sen niye nasılsın ya diyorum. Kim zivran der. ...93'te Hibri Aşağı'nın beni vurduğu zaman tekbir Allahu Ekber Fatr Halal diyerek saldırdılar kendim. Ben de o zaman gazeteleri buramıza saklayarak bir nevi çelik yelek rolünü oynuyordu. Yani işte polislerin çelik yeleği varsa dağıtımcıların çelik yeleği vardı. Bir de sırtımda bir sırt çantası vardı. Onun sayesinde o zaman kurtulmuştum. Hastaneye getirildiğimiz zaman normal yalnız başıma zaten hastaneye buraya geldikten sonra burada arkadaşlar beni hastaneye götürdü. Biz başına kaçmışım. Hastaneye geldiğim zaman polis kapı önünde diyor illahim biz ifadesini alacağız. Düşün. 12 yerden darbe almıştım. Yani sadece normal yani 12 satır darbe almıştım ama vücudumda 4 satır darbe almışım. Bir tane boğazdan bu şimdi. Onun yüzünden de halimde ısrarak hastalığı ben onu çekiyorum. Polis gelmiş o ifadesini alacağım. Doktorla polis kızıştı. Ben orada kanamadan öleceğim. Aslında yani normal. Çünkü yolda nefes alabilecek durumda değildim. Yok illa bir ifadesini alacağız. Kimler seni vurdu? Böyle falan doktor yani doktor da ve orada zaman Cemal vardı. Normal arkadaş vardı. Beni polisin elinden çıkararak sonra orada kanamayı doktor kanamayı durdurduktan sonra polis de beni küçük bir odaya alıp ifademi aldılar. Kimler seni vurdu? Düşmanın var mıydı? Falan. Ben düşmanın var, yani olmadığını 12 yaşında 12-13 yaşındaki bir düşmanın yani bir dağıtımcının düşmanı olur mu? Kan davasıyla bir ilişkisi olur mu? Peki sen Müslüman mısın? Ermeni misin? Kimdin benim de? Orada o yerli halimle bana iki yumruk vurdu. Hoş argo kelimeler kullan, hoş olmayan kelimeler. Ulan vesaire sizin gibi Ermenilerin ölmesi gerekirdi. Niye ölmediniz? Falan. Ondan sonra pantolonumu çıkarttı. Yok, senin gerçekten de Ermeni olup olmadığına bakacağım. Ben orada benim serumda zaten ben zaten bu kadar yaralı zaten çalmış. Daha şey yapamam. O yaralı elini zorla şeyin üzerine bıraktım. Yine de zorla pantolonumu soydular. Yok senin Ermeni olup olmadığına bakacağım. Çatıktan sonra gelin yani bir kümrük vurdular gittiler. Kırmızı toroslar vardı. Kırmızı toroslar bir dağıtımcıyan biz kendimize söylerdik. Ona işte evvel bugün kimi kırmızı toroslar kimi aldı söylerdi. Kırmızı toroslar normal aldığı zaman saatlerce bizi gezildi. Bir defasında beni almıştı. Maden yoluna kadar götürdü. Ben o zaman dedim bana Fatiha okumasını da bilmiyordum. Hüseyin'im okurdum. Dedim bana kesin beni öldürüyorlar. Kafamızı alıp araçın koltukların arasına sıkıştırıyordu. Hoş olmayan argo kelimeler yani normal yıldırmalar dağıtım yapmama konusunda ve dağıtım yani normal dağıtımcıları saatlerce binlerce vurmaları gelen dağıtımcı bakıyordun bürüye geliyor yani kafası kırılmış elleri kırılmış yüzü kan içinde ama gazetesi alınmamış. Gazetesi için hayatta bir dağıtımcı kolay kolay da gazetesini bırakmazdı. Bir gün bir dağıtımcı arkadaş geldi. Yüzü kan içindeydi.
gazeteleri de kanılmıştı. Ama gazeteleri de yine vermemişti. Ellerinden nasıl kurtulmuşsa. Döktü buraya. Çarağa gitti baş. Biz de teyzeyiz. Taş öpeyiz burada. Biz dağıtımdan sonra dağıtım bürosuna geldiğimiz zaman her şeyi unuturduk. Bambaşka bir dünya geldiğimizi gördük. Gözaltılar, o işkenceler ve bir seferinde benim dişler, iki dişimi o zaman, iki üç dişimi penseyle çektiği zaman hani bu ön dişlerinde da çekilmiş, bu alt dişlerinde karşısına vardı, kırgen, lobo, yumruklarla. Ama büroya geldiğimiz zaman her şeyi unuturduk çünkü. İlk kamufleyi gazete dağıtımında ben yapmıştım. Başlar başlar bana güldürer. Ben daha önce Pişmaniye hesabım olmuştu. Ben Pişmaniye Zeyrek Ünlü'yle bir sepet vardı. O sepeti alıp gazeteleri Pişmaniye'nin altına kurar, buralarında kurar. Böyle dağıtıma çıkar. Vardiyeli bir şekilde yani günde 10 defa dağıtıma çıkar. Her bir seferde 20 tane gazete alır. Dağıtıma çıkardım. Arkadaşlar bana gülüyordu. Ondan sonra karpuz çekirdeğini getirdim. Karpuz çekirdeğini satarken öyle küçük bir leğen de almıştım. Bu küçük leğenin içine gazetelerin gündemi altına yani kurur 15 tane. 15 buraya bırakırdım. 15 buramıza bırakırdık. Bazen küçük bir poşette kurur, leğenin altına kurur, bir de şey yapar, normal sıkıştırır, öyle dağıtma çıkardım. Günde 400 taneye kadar da öyle dağıttığım oluyordu. Bu kamuflaj dağıtım diyorduk ona. Kamuflaj dağıtım aslında tam 5 yıl boyunca hiç yakalanmadım yani. Ama o kadar yakalana da ben de canımdan kurmuştum. Ben de yanılmış olmuşum. Polisler beni gördüğü zaman bazen korkuyordum, gene yakalanacağım. İşte kamuflaj dağıtımım ortaya çıkacak. Ben bu sefer nasıl dağıtım yapacağım? Onu düşünüyorum ama her seferinde polislerin arasında yanından geçerken çekirdek alıp bile yiyerek yani dikkatlerini dağıtmak için bazen de bile ıslık çalarak, türkü söyleyerek kendime geliyordum. Çünkü onlar yani fazla dikkatini çekiyor. Eğer ondan iki adım uzaktan yürürsem gel lan buraya der. Uzmanlaşmıştık. Bir seferinde yakalandım. Ama polis eline attı. Ben polisin elinden tuttum. O zaman da Özgür Halk çekirdeğin dibinde vardı. Buralarında da gazeteler vardı. Polis eline attı. Gazete derginin başı çıktı hemen. Özgür Halk dergisinin başı çıkmış. Hemen elimi üzerine attım. Polise bir elini tuttum. Dedim biz bedavacılara çekirdek vermeyek. Kırık kırık konuşalım. Dedim abi biz bedavacılara çekirdek katiyen vermiyor. Sen ekmeğin doğruysan buradaki polise abi bak bu bedavadan çekirdek alıyor. Onun komiseri kız dedi lan diye sen bir daha şey, çekirdekçiden ne istiyorsun? Bana de sen kendi yoluna git. Çok olmuş ki yani ben bilmiyorum en yani şu an resmi olarak benim bildiğim 150'ye yakındır. Bir günlük ve 2 saatlik, 3 saatlik bunları sayarsam belki 300-500'e kadar gider. Düşün o zaman bu dönemlerde bir dağıtımcı
haftada 1-2 defa gözaltına alınıyorsa, hadi diyelim 96'ya kadar, 97'ye kadar, 98, yani normal 98'e kadar böyle baskılar vardı. Ya 96'ya kadar diyelim. 96'dan 91'e kadar sayın. Emniyetten resmi için. Yani arkasına göre 148. Yok. Şimdi nasıl bırakıp da gidelim? Ben canım İstanbul'u, İzmir'i, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Konya'yı Türklere vereceğim de ben Şemdinli'ye, Mardin'e, Sirt'e ne yapayım yani? Bu böyle bölücülük yok bizde. Abi Bursa döneminde gazete dağıtımındaydı. Dağıtımda geldiğimiz zaman abi Musa'nın vurulduğunu duyduğumuz zaman gerçekten çok yani sonuçta yani kahrolmuşum. Abi Musa, ben onu fazla tanımadım fazla, onu tanımak isterdim. Abi Musa'nın sadece elini kafamıza vurup yani vuruşayıp bize siz kahramansınız demesi, siz gerçekten de büyük insan olacaksınız demesi, işte abi Musa'nın kontra saldırısından sonra biz sabah artık öbür gün bu gazetenin her ne olursa olsun okuculara ulaştırmak yeminlerle kendi aramızda oluşturmuştuk. 15 bin tane gazete dağıtıyorduk Diyarbakır'da. 7 yaşından tut 14 yaşındaki çocuklara kadar. Gürbüzce gazetesi bombalanmıştı. Biz bugün dağıttım. Yaptansa geldiği şey Gürbüzce'nin bombalandığını öğrendik arkadaşlarla. Tüm dağıtımcı arkadaşı oturdu. Birkaç dağıtımcı arkadaş da ağladı yani. Ne istiyorlar bizden? Niye bombaladılar? Ne istiyorlar? Arkadaşlara yani gazetenin yarın çıkmayacağını sordu. Arkadaşlar çıkar çıkar dedi. Merak etmeyin. Yok nasıl şimdi gazete grubu bulanmıştı, gazete nasıl çıkacak, biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Ama saat akşam 9'da eve gittik. Ama öbür gün yani arkadaşlar dedi, gelin dedi, çıkacak benim zaten, çıkacağını söylediler. Zaten yani söylemeseydiler yine biz her gün dağıtım bürosundaydık, oturuyorduk, bekliyorduk yani. Nasıl kapatmalar olduğu süre içinde de biz dağıtım bürosunu yalnız bırakmıyorduk, daha sonuna kadar orada oturuyorduk. Sabah geldik, gazete yine çıkmış. Ama o gün okuyucuların, dağıtımcıların o moral, motivasyonunu görmek gerekirdi. Yani onu gazeteyi, ülkeyi gören insanlar, ülkeyi sanki hava uçağı. Çünkü o günde manşet de yazmış, bu ateşleri de yakar. Diyelim bir tane gazete alan okuyucu 3 tane 5 tane gazete alıyordu. Mutlaka bu gazeteyi alacağım. Bu gazete amaçları bu gazeteyi ekonomik olarak çöktürtmek değil. Dışa sansürlü çıkarttığı zaman çökertmek yani bu boş bir sayfaları kim alıp okuyacak? Ama okuyucular öyle düşünmüyordu. Okuyucular hepsini normal 3 tane 5 tane alıyordu yani.
Bir zamanlar 15 bin tane Diyarbakır'da dağıtıyordu. Nüfus 350 bindi, bugün 350 bin nüfusuydu. 15 bin tane gazete dağıtıyordu. Bugün 1,5 milyon. Bugün 100 bine yakın gazete gitmesi gerekir. Niçin? Okuma alışkanlığı, okuma şimdi diye bazı okuyucular, bazı insanlar kaybetmiş. Okuma gereksinimi bile kendilerinden duymayan insanlar var. Bugünkü okuyucular arasında gazeteye götürdüğümüz zaman, işte verdiğimiz zaman biraz teknoloji diyoruz ya, bu teknoloji biraz bize engel oldu, dağıtımcılar diyor. Okuyuculara götürdüğüm zaman işte ben internetten gazeteyi okudum, ben okuma ihtiyacını duymuyorum. Böyle kaç okuyucuyla tartışma oldu. Ben akşam televizyonu izledim, gerek duymuyorum yani. Doğusan dönemindeki okuyucular farklıydı. Bir okuyucu gazeteyi alırdı, burasına sokardı. Gazeteyi bir Hürriyet Milliyet gazetesinin arasına sokar, eve götürdü o gündemi sırf okumak için. Sırf o gazeteyi eve götürüp okumak için. Bu birisi kapına getiriyoruz yani. Evine dahi götürdüğümüz okuyucu oluyor. Ama bugün bakıyorsun öyle değil.